Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Adana'da park halindeki otomobilin durumundan şüphelenen vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aracın içinde bir kadına ait cansız bir beden buldu. Ekipler bölgeyi inceleyince aracın 100 metre gerisindeki boş arazide ise başından ve vücudundan silahla vurulmuş başka bir kadına ait bir cansız beden daha buldu. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Kozan ilçesi Eski Kabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkisinde park halindeki otomobilin durumundan şüphelenen vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede mermizleri bulunan otomobilin içerisindeki başından ve vücudundan ateşli silahla yarası olan kadının öldüğünü belirledi. Bölgede inceleme yapan ekipler otomobilin yaklaşık 100 metre gerisinde boş arazide yine başından ve vücudundan ateşli silah yarası olan başka bir kadının cansız bedenini daha buldu. Yapılan incelemenin ardından cansız bedenler Önce Kozan Devlet Hastanesi'ne ardından kesim ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan araştırma sonucu otomobilin içerisindeki cansız bedenin Tuğçe Duman'a, boş arazideki cansız bedenin de Suriye uyruklu Melek El ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.